Peki hocam, bypass ameliyatı, daha doğrusu kalp hastalıklarında her kalp hastası ameliyat mıdır soruları geliyor. Çünkü stent taktığınız hastalarınız tabii, ama gerektiği takdirde de ameliyata giden hastalarımız tabii, var. Tabii. Yani şimdi onu diyelim ki biz şüphelendik ya da kardiyoloji bölümü gördü. Damar tıkanıklığından şüphelendi. İşte eko yapıldı, efor testi yapıldı, sintigrafi yapıldı, işte EKG çekildi, muayene yapıldı. Eğer damar tıkanıklığından şüpheleniyorsa genelde burada bu damar tıkanıklığını ortaya koyan tek yegane şey anjiyodur. Anjiyo yapılır. Anjiyoyu kardiyologlar ve kalp damar cerrahları beraber değerlendirirler. Anjiyo sonucuna göre hangi damar tıkanmış, nerede tıkanmış, ne kadar damar tıkanmış, damarın tıkanıklığının uzunluğuna kadar yeri nasıl, ona göre bakarak ya stent takılır ya bypass kararı verilir ya da hiçbir şey yapılmaz, ilaç tedavisi verilir. İlaç kritik tedavisi. Darlık yoktur mesela, %50'nin altında darlıklar vardır. Ya da küçük bir damar tıkanıdır, kritik bir damardır ama küçük bir damardır, müdahaleye gerek görülmez gibi. Ya da tam tıkanmıştır bir damar, ince bir damardır, müdahaleye gerek görülmez. Durumlar da olabilir ama bazen de işte dediğim gibi ya bypass kararı verilebilir ya da stent kararı verilebilir. Stentte de ne yapıyoruz? Yine anjiyo gibi aynı. Anjiyo esnasında damardan, kasıktan girilerek ya da koldan girilerek o damara balonla açılıp içine stent dediğimiz çelik kafes diyelim, yani bir boru diyelim. Boruyu yerleştirerek orada açıklık sağlanabiliyor. Bir nevi yol açıyorsunuz diyebilir tabii, miyiz? Tabii. O damarı dediğim gibi şişirip, diyelim ki bir damar tıkandı, içinden tel geçti, telin içinden balonla şişirip oraya stenti yerleştirdiğin zaman o açılabiliyor. Ya da açılmayacak gibiyse bypass yapıyoruz. Bypass nedir bypass hocam dediğimiz, bypass köprüleme aslında. Yani damar tıkalı yeri pas geçme anlamında. Diyelim ki bir yerin damarı tıkandı. Oraya bir köprü yaparak aort damarından ya da meme damarı gibi bir ana damardan yol yaparak tıkarı yerin ilerisine anastomoz yapıyoruz. Oraya bypass yapıyoruz ve o şekilde o tıkarı yeri pas geçmiş oluyoruz. Ve bu şekilde oranın kanlanması devam ediyor. Bypass ameliyatı hakikaten son derece faydalı ameliyatlar. Yani işte yaklaşık diyelim 50 yıldır yapılıyor bu bypass ameliyatları. Böyle hala popülaritesini ve güncelliğini hala korumakta. Peki kimlere... Çünkü uzun dönem sonuçları hala çok daha iyi. Evet. Uzun dönem sonuçları çok iyi. Yani hastayı bypass'tan sonra 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra bile bakıyorsunuz hala yaptığımız bypass'lar çalışabiliyor. Bir ömür. Tabii. Çalışabiliyor. Burada tabii şeyler, bazı çok faktör var. Yani odan yaptığımız bypasslar bazen tıkanabiliyor. O tıkanmanın da çok sebepleri var. Kişiye özel sebepler var. Cerrahiye özel sebepler var. Özellikle hasta kendine çok iyi dikkat ederse ameliyattan sonra, işte şekeri varsa şekerini kontrol altına alırsa, kilosunu verirse, tansiyonunu kontrol ederse, sigarayı bırakırsa, evet. Bu damar tıkanıklığı hızı son derece yavaşlıyor. Yani bu damar tıkanıklığı, ateroskleroz dediğimiz damar tıkanıklığı biten bir süreç değil. Bypass yaptık, bitti. Stent taktık, bitti. Öyle bir şey yok. Bu vücut bu damarı hep devamlı tıkamaya çalışıyor. Yani yaptığımız stentler de zaman içerisinde bakıyorsun tekrar tıkanıyor. Çünkü oraya devamlı tıkanma eğiliminde. Bu ateroskleroz böyle bir olay. Yani biten bir olay değil. Evet. Onun için bunu yavaşlatmanın da yolu işte sigarayı bırakmak, şeker hastalığı olmamak, varsa da şekeri kontrol etmek, kilo vermek, spor yapmak. Yani yolu bu kadar, çok da zor değil aslında yani. Kolesterolü, tansiyonu olan yani izleyicilerimiz bize ulaşmış. Yani kiloyu durumda falan verirse, yani obeziteden uzak durursa, sporunu yaparsa zaten kolesterol de düşüyor, tansiyon da düşüyor.